Tabii şimdi şöyle bakmak gerekiyor. Bu tür mücadelelerde, toplumsal mücadelelerde, savaşlarda gençlik altın değeri, birinci derecede önemlidir, değerlidir. Gençliği kazanan geleceği kazanır. Bu açıdan Türkiye'nin geleceğine umutla bakıyoruz. Yani başka şeyler de var tabii. Onları da söyleyeyim hemen. Peki AKP gençliği kazanmak istemiyor mu? Veya bu Amerikan perverler gençliği kazanmak istemiyor mu? Tabii ki istiyor. Birçok girişimde bulundular. Yani arkalarında hükümet desteği olmasına rağmen üniversitelerde Milli Türk Talebe Birliği'ni yeniden örgütlemeye kalktılar. Ne elde ettiler? Koca bir sıfır. Çünkü gençliğin talepleriyle yan yana gelemezler. Gençlik bugün Amerika'nın maşası olmak istemiyor. Gençlik bugün Avrupa Birliği'nin kölesi olmak istemiyor. Gençlik işsizliğin, yoksulluğun kaldırılmasını istiyor. Gençlik bilimsel bir eğitim istiyor. Özellikle bir üniversite istiyor. Burada bütün talepleriyle gençliğin AKP karşı karşıya gelmiştir. Çeşitli fonlarla çeşitli gençlik grupları, Avrupa Birliği'ne dayalı gruplar kurdular. Birçok gençlik yapıları kurmaya çalıştılar. Ve hepsi başarısız oldu. Bakın arkalarındaki Avrupa Birliği paralarına rağmen, arkalarındaki hükümet desteğine, fonlara, paralara rağmen başarısız oldu. Ama öğrencileri harçlıklarıyla adım adım büyüyen ve vatana bağlı yurttaşlarımızın verdiği ufak ufak katkılarla büyüyen Türkiye Gençlik Birliği bugün 70 ilde örgütlü hale geldi. Yani bu bile başlı başına karşı tarafın kurduğu Milli Türk Talebe Birliği'ymiş, genç siviller diye bir şeyler çıkardılar, bir ara böyle şaklabanlık yaptırdılar. Şimdi ortalıkta yoklar. Yani Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap veremedi Türk hiçbiri. gençliğiyle buluşma şansı yok. Türk gençliğiyle bütünleşme şansı yok. Evet. Çünkü gençlik bağımsızlık istiyor. Gençlik işbirlikçi bir iktidar asla tahammül etmiyor. Şimdi füze kalkanı gündemde. Sunsunlar referanduma, sunsunlar Türkiye'nin oylamasına bakalım ne cevap çıkacak. Önümüzdeki tabii dönem aynı zamanda seçim dönemi. Sizin de eylemleriniz artacak mı buna bağlı olarak? Tabii ki artacak yani tabii ki artacak. Biz bu dönemde özellikle üniversitelerimize daha fazla sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü AKP rektörü tamamen değiştikten sonra üniversiteleri altyapısıyla, eğitim sistemiyle tamamen değiştirmek istiyor. Buna karşı daha kuvvetli bir şekilde özerk üniversiteyi, bağımsız yargıyı ve bağımsız Türkiye'yi savunmaya devam edeceğiz. Peki. Tabii seçim dönemi geliyor. Seçim döneminde tabii verileri doğruluğunu teyit ettirmedim ama bazı köşe yazarlarımızın yazdığına göre 9 milyon yeni seçmen, yani 9 milyon yeni genç oy kullanacak. Bu da aslında Bu da önemli değişiklikler evet, gençliği getiriyor. kazanan Türkiye'yi kazanacaktır ve Türkiye Aynen Gençlik Birliği Türk gençliğini bağımsız cephesinde kazanmaya, örgütlemeye, birleştirmeye devam ediyor.